Herkese selamlar arkadaşlar. Taha Karagöz'ün konuğu olan İyi Partili vekil Selahattin Demirtaş'ın cezasının belli olmadığını ifade etmesi üzerine gazeteci Karagöz'ün İyi Partili vekili ters köşe yaptığı programı sizlerle paylaşıyorum. İşte o anlar. Videomuza geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Selahattin Demirtaş hakkında bir açıklamanız var. AİHM kararına uyulmalıdır. Aynı noktada mı? Güzel bir soru sordunuz. O soruda da mecrandan çıktı mevzu. Türk devletinin dünyadaki bütün devletlerle rekabette de kendi içinde tesanüdü de adalete bağlıdır. PKK'lılara karşı da Türk devletinin en büyük silahı adalettir. Bir adamın suçlu olduğunu 5 sene 6 sene ispatlayamamak ne demektir? Uzun Senaryo. Tutukluluk, Abdülhamit Gül'ün de, Tayyip Bey'in de... Demirtaş'ın suçunu ispatlanamadığını söylüyorsunuz. Efendim, ben bir adamın cezası... Tamamen bilmiyorsunuz. Ben burada bilgilendirmiş olayım sizi. Ben Demirtaş davasını, dosyasını bizzat çalıştığım için diyorum. Demirtaş 148 yılda yargılanıyor. Tamam. Hakkında açılmış 12 ayrı dava var. Evet. 6 farklı ilde açılmış bu davalar. Ve bunlardan 4'ünden hüküm giydi. Tamam. Problem yok. Efendim serbest bırakılsın demekle cezaevinde tutulsun demenin Türk devletinin adaletine gölge yapmak demek olduğunu savunuyorum. Sayın Kılıçdaroğlu 28 Mayıs 2022 tarihinde düşüncesini ifade etti diye hapse atılan Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Ben işte bu siyaseten bu cümleyi yanlış buluyorum ben.